Merhaba arkadaşlar, jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar abone sayımız 1160 oldu. İnşallah jetnet.com.tr kanalıma abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz arkadaşlar, önce bir giriş yapalım. Şimdi internette dolaşırken bize yardımcı olan programlar. Şimdi bilinmesi gerekenler, bilinmemesi gerekenler neler? Şimdi bu internet gezgini neden bu kadar önemli? Arkadaşlar şimdi hani nasıl bir site, basit bir site ya, basit yani mahallelerde oluyor ya, girmek istediğinde kapıda güvenlik ne diyor, hop kardeş nereye gidiyor, veya sana kimin hangi blokta, hangi dairede, hangi katta kaldığını söylüyor. İşte bu sitedeki, web sitesindeki bize oraya gezdiren güvenlik gibi, anlaşıldı mı, security gibi. Bunu bir security olarak algılayın veya bir rehber olarak. Veya bir Çanakkale'ye gideceğiz. Nereden gideceğiz? Kaç liraya gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Yatarak mı gideceğiz? Trenle mi gideceğiz? Tur rehberi. İşte buna browser, yani gezgin, yani interneti dolaştıran, interneti gösteren ya da güvenli dolaştıran diyelim. Mesela uçakla mı gidelim? Trenle mi gidelim? İşte arkadaşlar, özellikle Windows'un internetinde bize internette dolaşmayı gezdiren programlar hakkında şu an kısa bir video yapacağız. Çok uzun sürmeyecek. Ayrıyeten başka şeyler de var arkadaşlar. FTP gibi. Ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Arkadaşlar internette dolaşmamızı sağlayan ve en son gezginler neler? Şimdi hepimizin bildiği Internet Explorer vardı. Bakın artık listede bile yok diyecektim. Arkadaşlar kaldırırlar, artık kullanmayacak. Yani var burada. Ben kalmaz diye düşünüyordum. Hala duruyor. Internet Explorer 11'den sonra kullanımı kapatıldı. Onun yerine Edge geldi. Biz 93 yılında gözümüzü açtığımızda Napster vardı. Ben yanlış mı söylüyorum acaba? Arkadaşlar yanlış söylüyorsam özür diliyorum. Napster. Napster daha sonra Mozilla ve Firefox oldu. Aslında Mozilla ile Firefox aynı. Çekirdeği, özü aynı. Sonra arkadaşlar dünyayı kasıp kavuran, dünyanın her evine giren Google Chrome. İşte portable'ı var, normali var. Chrome. Yani Google. Yani Google sistemi. Arkadaşlar bizim bilmediğimiz daha neler var? Mesela Brave var. Brave. Cesur yürek var ya. Brave. Chromium var. Hani Chrome'un kendisinde çalışan Chromium var. Dünyada en çok bilinen, hatta bir ara özellikle Apple'larda, işte Macintosh'larda meşhur olan Opera var. Sonra şu anda başka bir şey diyemeyeceğim ama şunu unutmayın arkadaşlar, dünyada onlarca browser var arkadaşlar, eklentileri var, bilginiz olsun. Mesela daha fazla göster diyelim. Mesela Yandex browser var, Bezili Disk var, Polemon var, Grammarly var. Yani arkadaşlar şu gördüklerimiz bize internette ben bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela bir kişi, bir evde duran bir bekçi, hizmetçi sizin yatak odanızda ne olduğunu bilir değil mi? Yatak odanız bilir yani. Eşinizi bilir, her şeyinizi bilir. Arkadaşlar dünyada istihbaratların, dünyadaki gizli haber alma örgütlerinin veya açık haber alma örgütlerinin, mesela televizyonlar gibi, ajanslar gibi bilgi topladıkları bütün enstrümanlar şu gördükleriniz arkadaşlar. Şu ve benzerleri. Neden burada ay yıldızlı yok? Neden bir Türk bayraklı yok? Neden bir Türklere ait, ne bileyim yani, Türkleri koruyan yani Türk milletini, bir tane neden kan kırmızısı, ay yıldızlı yok arkadaşlar? Yıllardır söylüyorum. İnşallah bu videomu beğenirsiniz. İnşallah abone olursunuz. Bir gün bizden biri de çıkar, ay yıldızlı bir browser yapar. İşte arkadaşlar, amatörce anlatıyorum ama dünyada internette dolaşmayı sağlayan en meşhur browserlar bunlar arkadaşlar. Birkaç tane yerel var ama onlar o kadar meşhur değil. İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.